Anadolu sızı grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz yarı yarıya stop bölgesi olan 214 bölgesine doğru tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturduğunu görüyoruz. Ara direnç bölgesi olan 245 bölgesi direnç olarak çalışmaya devam etmiş ve üzerine geçişler oluşmadığı için tekrar bir geri çekilme güç kazanma durumuyla haftayı kapatmış oldu. 245 bölgesi üzerine tekrar yapacağı tepkisel hareketlerle beraber kalıcı kapanışları gerçekleştirebilirse şablon bölgesinin üst noktası olan 275 bölgesine kadar bu tepkisel hareketleri devam ettirebilir. 275 bölgesi üzerine geçişlerden sonra yapmış olduğu zirveyi ve yakın hedef bölgümüz olan 300 hedefini gerçekleştirip kanal bölgesinin üst noktası olan 325 bölgesine kadar da bu yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Geri çekilme güç kazanma durumları devam ederse yarı yarıya stop bölgesi olarak 215 bölgesini takip ediyoruz. 215 bölgesi altına geçişlerde ara destek bölgesi olarak 200 bölgesi ve 185 bölgesini de en derin düzeltme ihtimali ve kesin stop bölgesi olarak belirledik. O bölgenin altına geçişlerden sonra mutlaka kesin stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Rosh grafiğinde belirlediğimiz kesin stop bölgesi olan 245 bölgesinin altına geçiş yaparak kalıcı kapanışları oluşturduğunu ve artık 245 bölgesinin önemli bir direnç konumuna geçtiğini görüyoruz. 245 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumlarının alt bölge desteklere doğru devam etme ihtimalini de arttırmış oldu ve yarı yarıya stop bölgesi olarak alt 225 bölgesini ve kesin stop bölgesi olarak da 215 bölgesini takip edebiliriz. Bu bölgelerin altına geçişlerden sonra da geri çekilme güç kazanma durumlarının alt bölge desteklere devam etme ihtimalini çoğaltarak sürdürebilir. O yüzden bu bölgede 225 bölgesinin altına geçişlerde yarı yarıya stop durumu değerlendirip daha sonra da kesin stop bölgesine bir geri çekilme durumu oluşturursa kesin stop durumu yaparak alt bölge desteklerden lot çoğaltma işlemleri oluşturulabilir. Yukarıya tepkisi hareketlerde 245 bölgesi üzerine geçişler oluşmadığı sürece bu ara bölgede güç kazanma durumunu devam ettirebilir. 245 bölgesi üzerine geçişler oluştuktan sonra da yukarı tepkisi hareketleri şablon bölgesinin üst noktası olan 270 bölgesine kadar devam ettirebilir. 270 bölgesi geçilmediği sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali oluşmaz ve 270 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra yukarı yükselişleri devam etme ihtimalini arttırabilir. Portfotografi'nde belirlediğimiz şamlon durumunda 820 bölgesi yarı yarıya stop noktamızdı ve o bölgenin altına geçtikten sonra tekrar bir tepkisi hareket oluştursa da 820 bölgesi direnç konumunu aldığı için üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece tekrar geri çekilme güç kazanma durumunu devam ettirip kesin stop bölgemiz olan 760 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu gerçekleşebilir. 820 üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece 760 bölgesinin altına geçişlerden sonra da alt bölge desteklere devam eden bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturacağından dolayı 760 bölgesini kesin stop noktası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. 820 bölgesi üzerine çıkışlardan sonra ara direnç bölgesinin önemli direnç konumuna haline geldiğini görüyoruz. 855 bölgesi. 855 bölgesinin üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece de geri çekilme güç kazanma durumunun alt bölge desteklere devam etme ihtimali daha fazla gözüküyor. 855 bölgesi üzerine yapacağı kalıcı kapanışları gerçekleştirirse tepkisi hareketleri şablon bölgesinin üst noktasından 890 bölgesine kadar devam etme ihtimali ihtimalini oluşturur. 890 bölgesi üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra yukarı yükselişlerin devam ederek arttırma ihtimalini çoğaltır ve yapmış olduğu zirve bölgesi olan 955 bölgesine kadar bu yükselişleri gerçekleştirip kanal bölgesinin üst noktası olan 1000 bölgesine kadar da yükselişleri gerçekleştirme ihtimalini artıran bir şablon durumuna 855 üzerinde yapıcı kalıcı kapanışlarla beraber başlangıç oluşturabilir. Karsan grafiğimizde 10.80 bölgesindeki kesin stop bölgesinden sonra geri çekilme güç kazanma durumlarının alt bölge desteklere devam ettiğini görüyoruz. Ve daha sonra belirlediğimiz yarı yarıya stop noktası olan 9.15 bölgesine kadar da bu süreci devam ettirmiş. 9.15 bölgesi altına geçişlerden sonra 8.45 bölgesi kesin stop bölgemizde ikinci destek bölgesi. O bölgenin altına geçişlerden sonra da alt bölge desteklere devam eden bir süreç hızlanarak sürdürebilir. O yüzden 8.45 bölgesi altına geçişlerde mutlaka kesin stop durumunu değerlendirelim. Tekrar 9.15 üzerine çıkış yaparak yukarı tepkisel hareketleri devam ettirebilmesi için daha sonraki direnç noktası olarak 9.70 ve en önemli ara direnç bölgesi olarak da 10 bölgesi var. 10 bölgesi üzerine çıkışlardan sonra bir önceki kesin stop noktamız olan ve şu şablon bölgemizin üst noktası olan 10.80 bölgesine kadar bu tepkisel hareketleri gerçekleştirebilir. 10.80 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber de yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali çoğaltılabilir en önemli direnç noktası 12 bölgesine kadar bu yükselişleri gerçekleştirir. 12 üzerinde yapacağı kazıcı kapanışlar oluşursa yukarı yükselişlerin devam etme ihtimali ve bir önceki hedef noktası olan 13-40 bölgesini test etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Otokar grafiğimizde şablon durumunda belirlediğimiz bir önceki hedef noktası olan 450 bölgesinin üzerine tekrar çıkarak yeni bir zirve oluşumunu gerçekleştirdiğini ve 450 üzerinde de kapanışları oluşturduğunu görüyoruz. Ve artık 450 bölgesi üzerinde kaldığı sürece özellikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 435 bölgesi altına geri çekilme güç kazanma durumları oluşmadığı sürece bir sonraki hedef noktamız olan 500 hedefini ve kanal bölgesinin üst noktası olan 525 hedefini de gerçekleştirme ihtimalini çoğalttığını görüyoruz. Geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgesi olarak 435, kesin stop bölgesi olarak da 415 bölgelerini belirledik. Bu bölgelerin altına kısa da düşüşler gerçekleşmediği sürece yukarı yükselişlerin devam etme olasılığı daha yüksek gözüküyor. Topaş grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda ikinci kesin stop bölgemiz olan 220 bölgesine yaklaştığını görüyoruz. 220 bölgesinin altına geçişler oluşursa mutlaka stop durumunu değerlendirelim. Alt bölge desteklere geri çekilme güç kazanma durumunu sürdüren bir şablon durumuna dönüşmüş oldu. Çünkü ikinci kesin stop bölgemizin altına geçişlerden sonra derinleşen geri çekilme güç kazanma durumlarının artma ihtimali daha çok oluyor. O yüzden yani bu bölgede 220 altına geçişlerde mutlaka stop durumunu değerlendirelim. Mikro tepkisi hareketler oluşturabilmesi için yarı yarıya stop bölgemiz olan 240 bölgesi en yakın direnç noktasını oluşturuyor. Daha sonra ara direnç bölgesi olarak 245 ve en önemli direnç noktası olarak da 255 bölgeleri gözüküyor. Bu bölgelerin üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini oluşturmadan bu ara bölge içerisinde güç kazanma durumunu sürdürebilir. 255 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber bir önce önceki kesin stop noktamız olan 275 bölgesine kadar da bu yükselişleri devam etme ihtimalini oluşturur. 275 üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra tekrar yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıran bir şablon durumuna dönüşebilir. Türk Traktör grafiğimizde yapmış olduğu bin zirvesinden geri çekilme güç kazanma durumlarını devam ettirdiğini ve ikinci kesin stop bölgemizin altına da geçiş yapmış. Tekrar çıkış yaparak o bölgede kapanış yapmış. Fakat yarı yarıya stop bölgemiz olan 710 bölgesinin de önemli direnç konumuna geçtiğini görüyoruz. 710 bölgesi üzerine çıkışları sağlayamazsa tekrar geri çekilme güç kazanma durumları oluşturarak şu bölgede çalışan şablon bölgemizin alt destek noktası olan 660 bölgesinin altına geçişler oluşursa artık geri çekilme güç kazanma durumunun alt bölge desteklere devam ederek derinleşme ihtimalini oluşturacağını görüyoruz. O yüzden bu bölgede tekrar 680 bölgesinin altına geçişlerden sonra 660 bölgesinin bölgesini mutlaka takip edelim. 660 bölgesi altına geçişlerden sonra da stop durumunu değerlendirelim. Yukarı yükselişlerin devam edebilmesi için 710 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgemiz ve bir önceki kesin stop bölgemiz olan 735 bölgesinin üzerine çıkışları sağlaması gerekiyor. Ve bu çıkışları da şayet 755 bölgesindeki şamlon bölgemizin üst noktasına kadar devam etme ihtimalini gerçekleştirebilirse yukarı tepkisi hareketlerin güçlenerek 835 bölgesindeki en önemli direnç noktasına ve yakın hedef bölgemize kadar da devam ettirme ihtimalini gerçekleştirebilir.